zayıflamak için çare Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki Kıyamet derdini bilseydik dünyada dert diye bir şey tanımazdık. Bütün geçimsizlikler ölümü unutmaktandır. Ölümü hatırlamak en büyük nasihattir. Her iman sahibi kimsenin ölümü çok hatırlaması gerekir. Ölümü çok hatırlamak emirlere sarılmaya ve günahlardan sakınmaya sebep olur haram işlemeye cesareti azaltır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hatırlayınız. Ölümden sonra olacak şeyleri sizin bildiğiniz gibi hayvanlar da bilselerdi, yemek için semiz hayvan bulamazdınız. Ölümü çok hatırlayın. Onu hatırlamak, insanı günah işlemekten korur ve ahirette zararlı olan şeylerden sakınmaya sebep olur. Eski zamandaki valilerden biri makam mevki sahibi olup çok zengin olunca ölçüyü kaçırır. Hayatını yeme içme üzerine kurar. Yedikçe şişmanlar, şişmanladıkça yer. Bir zaman gelir ki şişmanlıktan yerinden kalkamayacak hale düşer. Rahatlığı sıkıntıya dönüşür. Zamanın en meşhur tabibini çağırarak bu haline bir çare bulmasını söyler. Nelere dikkat ederse zayıflayacağını sorar. Tabip rahat bir şekilde der ki, sizin perhiz yapmanıza lüzum yok. Siz istediğinizi yiyip içebilirsiniz. Vali şaşırır, hemen sebebini sorar. Tabip şöyle cevap verir. Efendim, sizin iyileşmeniz artık mümkün değil. Şişmanlık vücudunuza çok zarar vermiş. Bir ay kadar ömrünüz kaldı. Bir ay sonra öleceğinize göre sıkıntıya girip perhize gerek yok. Ölüm haberini duyan vali perişan olur. Yıllarca yaptığı kötülükler, zulümler, haksızlıklar aklına gelir. Haksızlık yaptığı, zulmettiği kimseleri teker teker çağırtarak fazlasıyla haklarını öder, onlarla helalleşir. Herkese iyilik yapmaya, kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterir hale gelir. Ölüm korkusu iştahını da keser. Getirilen o leziz yemeklere elini bile sürmeden geri gönderir yemediği için de her gün zayıflar. Ay sonunda vali olmadan önceki kilosuna düşer. Normal halini alır. Bir ayı geçtiği halde ölmeyince hemen tabibi çağırtır. Bir ay geçti ben hala ölmedim. Bu ne haldir diye sorar. Tabip der ki, efendim daha önce siz beni ne zaman nasıl öleceğim diye çağırmamıştınız. Ben tabibim. Siz beni nasıl zayıflayabilirim? Bunun çaresini bul diye çağırmıştınız. Görüyorum ki maksat hasıl olmuş. İlacı buydu. Tabibin bu hilesi valiye ders olur. Dünyaya düşkünlükten, haramdan, zulümden uzak durur. Ölmeden önce ölmek. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Ölüm sevgiliyi sevgiliye kavuşturur. Çünkü insan iki şeyden meydana gelmiştir. Beden ve ruh. Bedenin arzusu nefsin arzularıdır nefsin arzusuysa Cenab-ı Hakk'ın yasa gettikleridir. Nefsin gıdası haramlardır. Ne kadar haram yerse, haram içerse, haram dinlense, haram seyrederse o kadar çok semizleşir ve o kadar çok azgınlığı artar. Dolayısıyla nefse bu gıdayı vermemeli. Çünkü haramla beslenen bir vücudun gireceği yer cehennemdir. Dinimiz üç kısımdır. İlim, amel ve ihlas. İhlas, nefsin gıdasıyla ruhun gıdasını ayırmak için ve nefsi mümkün mertebe kendi istediği gıdayla beslememek için gereklidir. Yani akıl ve ihlasın gayesi ruhu nefisten ayırabilmektir. Tabii bu çok zor ama şarttır. Yani ruhun nefisten ayrılması gerekir. Ruh Allah'ın sevgilisi olduğu, Allah'a aşık olduğu, Allah da ruha aşık olduğu için Peygamber Efendimiz ölüm sevgiliyi sevgiliye kavuşturur buyuruyor. Yani ruhu aşığı olduğu Allah'a kavuşturur. Evliya zatlar bu çok zor işi hayatlarındayken yapıyorlar. Yani ruhlarıyla nefislerini ayırt ediyorlar ve artık sevgiliye kavuşmuş oluyorlar. Ama dünyada buna kavuşamayanların ruhu ancak ölünce nefisten ayrılıyor. Ölmeden önce ölün hadisi şerifindeki ölmekten kasıt nedir? ölünce şimdi duyduklarımızın, okuduklarımızın, öğrendiklerimizin hepsinin hakikat olduğunu bizzat göreceğiz. Dolayısıyla ölmeden önce, öldükten sonra kavuşacağımız, göreceğimiz o gerçeklere şimdiden tam inanmalı, tam iman etmeli ve buna göre de yaşamalıyız. Demek ki ölmeden önce ölmek, işittiklerimizin, öğrendiklerimizin öldükten sonra gerçek olduğunu bilip, o gerçeğe şimdiden kavuşmak oluyor.'' öldükten sonra başına gelecekleri düşünüp ona göre hazırlanmak oluyor. Bu kolay iş değildir. Çok zordur ama imkansız değildir. İmam-ı Rabbani Hazretleri kurtulmanın bir tek çaresi var. O da kurtulanlarla beraber olmaktır buyuruyor. Yani bu dünya sıkıntılarından, dünya bağlarından kurtulmak istiyorsak kendimize iyi salih arkadaş edinelim. Eğer arkadaşımız iyi ise artık biz kötü olmayız. Kendimize dönemeyiz. Yani nefsimizin arzularını yerine getiremeyiz. İyi arkadaşla beraber olunca iyi olmak zorundayız. O bakımdan kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifine uygun olarak insan arkadaşını iyi seçmeli. İyi arkadaş ehli sünnet alimlerinin kitaplarıdır. Bu kitapları okuyup bunlarla amel edenler de iyi arkadaştır.